Evet, şimdi Winchill FTA'yı aktif ettik. Winchill FTA Fault Tree Analysis iki modülle birlikte geliyor. FTA ve ETA. İkisi tek bir lisans. Şimdi ben bu FTA'yı ve FMEA'yı aktif ettim. Evet, şimdi FTA'yı aktif ettiğinizde yine bir FTA ekranı, üst tarafta bir FTA üst paneli, alt tarafta da bu hata ağacını yaptığınız panel geliyor. Şimdi burada çok basit bir arayüzde gate'ler ve eventleri ekleyerek bu hata ağacını oluşturuyorsunuz. Burada insert gate, gate'i tıklayıp ekleyerek yapıyorsunuz ya da insert event. Bu şekilde yani birçok gate ve event tipi var. Şöyle bakarsak sadece AND ve OR gate'ler değil tabi. Tam kapsamlı bir FTA çözümü olduğu için buradaki tüm gate'ler ve şuradaki tüm event'ler mevcut. Daha sonra mesela bu örnekte bir bataryanın yanması bu tablet bilgisayar için örneğini yapmışız. Bunu aşağıya doğru kırdıktan sonra işte bataryanın yanması neden oluyormuş? Overheated battery. Overheated battery neden oluyor? Batarya defektif ya da sıcaklık sensörü arızası. Ne zaman defektif de oluyor? Anot katot kısa devre ya da sızıntı demişiz mesela. Bu sızıntı bakın link var. Nereden geliyor? Bu mesela FIMECA'da katastrofik olarak işaretlenmiş bir şey olabilir. Yani şöyle gidersek FIMECA'ya. Evet, batarya yangını end effect katastrofik bir etkisi varmış. Leaking hata mı durum? O yüzden ben bunu oraya linklemişim. FIMECA ile FTA arasında bu tarz bir ilişkiyi kurabileceğiz yani. FIMECA yaptıktan sonra FTA'da bu modları işaretleyebileceğiz. Daha sonra FTA'da ARP 4761 gibi safety standardını destekleyen şablonlar var. ARP 4761 havacılıkta kullanılan bir safety standardı. 4754, 4761. Burada biz FHA, önce FIMECA tarafında fonksiyonel FHA yapıyoruz. Sonra FTA'ya başlıyoruz aynı zamanda. Kualitatif FTA. Bu az önce gördüğünüz ekranda onu yapıyoruz. Hesaplamalar olmadan, sayısal analiz olmadan sadece normal FTA. Sonra sistemleri açıp sistemlerin FHA'yı, sistemlerin kualitatif FTA'sı. Ondan sonra FIMECA'nın hepsini yapıyoruz ve niceliksel olarak FIMECA değerleri. Aynı zamanda kuantitatif FTA dediğimiz sayılarla FTA'yı da yapıyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi olasılık değerleri yazıyor. Şimdi bunu ARP 4761'e çevirebiliyorsunuz. Şu anda benimki mesela zamana bağlı bir analiz yapıp bir olasılık hesapladı. Time Dependent FTA analizi var şu anda ekranda. ARP'ye de çevirebiliyoruz bunu. O şöyle, View, File Properties. Evet, şurada gördüğünüz Time Dependent. Şimdi zaten halihazırda gate girmiş olduğum için, burada bir tanımlama yaptığım için bu değişmiyor, ama hiçbir tanımlama olmasaydı buranın hepsini silersek buradan bunu ARP 4761'e çevirebildiğimizi göreceğiz. Mesela onu da yapalım. Şöyle şuradan gelelim, bütün gate'leri temizleyelim. Evet, sadece tek bir gate kaldı. Şimdi Files, View, File Properties'e gidersek. Evet. ARP 4761 şablonu Lambda Tau ya da Time Dependent 3 FTA tipinde destekliyor. Mesela sayı ARP seçtiğinizde artık burada hesap olasılık değil de worst case probability per flight, yani uçuş başına gerçekleşme olasılığı, görev başına gerçekleşme olasılığı gibi hesaplar yapıyor ARP'ye uygun olarak. Şöyle calculate dersek FTA General, evet şuradaki Average Probability, Worst Case Probability, Mission Probability gibi hesaplar oluyor. Burada işte uçuş zamanını giriyorsunuz, görev başına kaç uçuş yapıldığını giriyorsunuz. Mesela 2 saatlik 250 uçuşta olasılıkları hesaplayabilirim gibi. Hesaplamalar değişiyor yani, siz bunu ARP'ye çevirdiğinizde şuradaki standarda göre, ARP şablonunda bu şekilde. Ve ARP'ye uygun olarak raporlama formatları da geliyor. Bunlar geldik buraya. Burada raporlara tıkladığımda mesela sayı ARP 4761 raporları otomatik olarak ayrı ayrı var. Aynı zamanda normal FTA raporları da ayrı ayrı var. Yani ikisini seçtiğinize göre buradan istediğimiz raporu alabileceğiz. Aldığımız raporlar da tabii ki bu gate'lerin ve ağacın grafiksel raporunu alabiliyoruz. Onun dışında şu şekilde raporlar da alabiliyoruz. Mesela bir failure senaryosu için ARP 4761'e göre bunun
maksimum kabul edilebilir olasılığı şurada yazan değer ve bizim bulduğumuz olasılık ve safety kriteriyi karşılamış mı? Tek tek senaryolar için maksimum kabul edilebilir olasılık, bizim bulduğumuz olasılık ve bu karşılamış mı? Bunu tek tek bu şekilde yani profesyonel raporlar alabileceğiz. Mesela burada 2,5 saatlik 160 uçuştan oluşan bir görev için hesaplamalar verilmiş. İşte bu şekilde hızlı bir şekilde raporları alabileceğiz. Bunun son bir göstereceğim şey FMEKA'dan direkt FETA oluşturabilme. Eğer FMEKA ve FETA aynı anda aktifse System Tree'deyken yukarıda FMEA'nın altında Build Fault Tree from FMEA var. Buna basıyorsunuz hangi end effect için? Mesela batarya yangını için ben bir FETA oluşturacağım diye bastığımda bana batarya yangını karşısındaki tüm hata modlarını bir gate'lerin altına bağlayarak kendisi bu FETA'yı oluşturuyor. Şöyle basalım. Şu an bir tane leaking var. O yüzden tek bir gate bağlayacak ama şu an ben şimdi bastım. Geldim buraya. Evet, tek bir tanesini bağladı. Yani tüm tabii sistemleri getirdi ama sadece bir tanesinin altına bataryayı bağladı. Bu şekilde FETA'yı da direkt FMEKA'dan oluşturma şansınız oluyor.